Nasılsınız? İyi misiniz? Şor mu ediyorsunuz? Oturdum. Hoş bulduk. Hayrettin Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı. Emrin var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Var mı başkanlarınız? Ne yapalım işte böyle. İnşallah çıkıyor. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyisin. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ olun. Bunlar sizlerin ürünleri değil mi? Evet. Hocam siz isterseniz bir gezdirin. Evet. Tamam. Şöyle başlayalım isterseniz. Bir de tabii bunları yapanlar da olsun. Evet. Arkadaşlar burada. Evet hocam bunları bizim şey iğne boyası mı? Evet. Kanepçe. Evet. Eskiden biraz benzerine yapıyoruz. Şimdi onlar çok diyoruz. Nasıl bende de bu iğne boyası. Şey, değil mi? Bu şey. Şu an pazarlığı çıktı. Başlıyor. Resim kursumuz burada. Bir de Arapça kursumuz var. Şunu açımdan burada. Bu resimler bu gençlerimiz mi? Evet, yani bir kısmı. Ne güzel ya. Bu resimler kim yaptı mesela? Öğrencilerimiz, resim hocamız. Evet. Hocam kolay gelsin. Sağ olun. Evet, öğrencilerimiz tam yapanlar mı? Yani hepsi, hepsi burada. Yapıyorum işte. Ne yapıyoruz şimdi? Bir saksıda gül yapacağım gibi geldi bana. Doğru mu? Kaça gidiyoruz? Son. Son. 10. sınıf. Hangi lise? Çok güzel. Ne düşünüyorsun liseden sonra? Evet, ablalar elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kafese mi gösterin? Ne istiyorsun? İnşallah. Geçenize kaç aldın? Kaça gittiniz sen? 120 bin. İnşallah 100 bin. Ne yaptın? Ne inersin? Makinede ilk defa çamaşır makinesi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun istedim inşallah. Allah devletimize sevap versin. Amin. Amin. Cumhurbaşkanımızın Allah huzuruna gönderir. Amin. Gelin başkanım. Ya sen maşallah iyi gelsin. Vallahi helal olsun ya. Yani şey gibi bu gezgin şey var ya tarihte. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Allah kolay gelsin. Senin. Ha. Ben teşekkür ederim. Aman 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 aman. Bu aman. Senin. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Tahteye uğrayın. Başkanımız paket bırak. Doğrudan alın. Bunlar tamam. Partiye başkanı olayın. Tamam mı? Tamam. Aşkınıza buraya uğrayın. Oradan verin bir tane. Dur. Pempe verelim. Pempe senin. Sen de bu. Sen biraz... Satışıyor. Yok. Bebek sen... Lazım mı? Sana başka bir şey verelim. Biraz... He? Ama bebek istersen bebek de ver. Bunların diğerine bakalım. Teşekkür abi. Teşekkürler. Getir. Bunlar da bizim için. Teşekkür ederim. Ve senin. Derslerde başarılar diliyoruz. Tamam. Tamam. Tanışalım mı? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör. Tanıştık mı? Tanıştık. Senin ismin? Abdurrahim. Abdurrahim. Hakkı. Ahmet. Ahmet. Eray. Esat. Esat maşallah. Gelin ben böyle bir resim çektirek. Gel. Hayrettin Bey Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bu sağ olsun var olsun. Araç dondurması araçta geldi. Allah razı olsun. Komplene getirdik başkanım. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Büyükşehir Belediye Başkanımızsın. Hayrettin Güngör. Ne yapıyorsunuz? Şor mu ediyorsunuz? Şor ediyor bacım. Gelin mi çekiştiriyorsunuz oğlan mı? Ben çekiştirmek oturuyorum. Öyle mi? Aşıyor. Biliyor. Aslında var mı? Canınızın sağlığı Allah razı olsun. Halin keyfin nasıl? Buna
Aman şükür. Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Aleyküm selam. Allah razı olsun onunla. Allah hep yüzünden ömrünüzü varsa versin. Amin. Kurban olduğum Allah. Amin. O dua yapıyor zaten dostum. Rahat en... Allah razı olsun. Sağ olsun. Ya ablacığım sen ayakta kaldın. Hep elini sallarım. Aleykümselam başkanım, hoş geldiniz. Nerede ya bir şey varsa geliyorsunuz. Ha, yukarıdan hiç almayacaksın. Bir kere sen kolay ama. Çok almışsın. Yeni modeliniz başkanım. Kaç ayda mı geldin? İki hafta. İyi, iyi. Vermelere de düşün. Tamam. Saatler olsun. Sağ olun başkanım. Hayırlı işler olsun. Teşekkürler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne alıyorsun bize? Buyur. Başkanım iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Din halatı soralım dedik. Allah razı olsun. Selam verelim dedik. Memnun olduk başkanım. Bir emriniz var mı? Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Maşallah. Maşallah. Kore gazisiymişsin herhalde. Kore'ye gittin. Hatırlıyor musun buraları şimdi? Eyvah Kore'ye. Ondan sonra gitmedin tabii. Bir daha gitmedin değil mi? Yok, bazen Kore devletinin daveti üzerine gaziler oraya gitti geldi, öyle bir şey. Ama işte gelip ziyaret ettiler yani. Ha, ettiler. Ben Kore'ye gittim. Seul'e gittim. Seul'e mi gittim? Evet, orada şeyde bizim şehitliğimiz var. Nereydi oranın ismi? Orada şehitlerimizin mezarını ziyaret ettim. Seul. Türk şehitliği var orada. Şehitlerimizle. Orada dua ettik. Kore'de sizler sayesinde Türkiye'ye kardeş şehit diyor. İşte kardeş ülke diyorlar. Dost ülke diyorlar. Kore'de Türk dediği zaman Koreli bir saygı duyuyor. Saygı duyuyor. O da niye? Güney Kore. Evet, Güney Kore. Sizin yüzünüzden. Siz orada bu milleti, bu devleti öyle bir temsil etmişsiniz ki biz oraya gidince gurur duyuyoruz. Ne ortam? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tanıdın mı başkanımı? Tanıdın mı? Tanıdın mı? Adı ne bunu? Dalhan. Evet. Dalhan. Kaç aylık bu? 11 ay. Maşallah. Mevlana sen orada çekil ya, bu tarafa gel. Pandemi olmasa bunu ısırırdım ama ısırmıyorum şimdi. Dalhan ne abi? Kim bu ya? Şaşırdı bu ya. Ya yeşilde gözleri var bunun. Yakışıklı olacak bu ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Tabii şaşırdı bu kadar kim. Gözlüklülere çok şaşırdı genelde. He, gözlükleri, ben de gözlüklüyüm. Dede, dede. Eyvallah, sağ olun. Çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ol, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Sen olun, sağ olun. Ne istiyor ki? Allah razı olsun. Neyi var ki ne istiyor? Ortalıkta bir şey yok ki ne istiyor? Vardır gene ya. Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey var. Var gene. Bir aldığımızı bir daha alamıyoruz. Bir sattığımızı bir daha yerine koyamıyoruz. Ne kaldı ki? Bir şey olmadı ki. İnşallah. Arkadaşlar ben çocukluğumda markalı ayakkabı giyerdim. Hangi marka? Ermenek. Bak, Ermenek marka. Benim babam şey, çerçi şeydi. Çerçiydi, Antep'e giderdi. Heh. Şimdi ben, arkadaşlar babam bana böyle bir ayakkabı, yalnız Dora markaydı. Heh. Dora. Şimdi ben şöyle getirdim, bunu böyle giydim. Ters giydim. İşte böyle giydim. Şimdi hatırlıyorum ben günü. Babam bana eğri ayakkabı almış diye ağlamaya başladım. Bunu çıkarmak hiç aklıma gelmedi. Yani. Böyle. Günlerce ağladım, günlerce. Eğri almış bana ayakkabıyı. Çağdemcevit ilçemize bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bunu rutin olarak yapıyoruz her ilçemize inşallah. Geçtiğimiz yılda yaptık. El başkanlarımızla yapılacak ortak işleri istişare edelim. Bununla çok büyük katkısı ve dönüş olur. Çağdemcevit ilçemizde kendine özgü avantajları olan, kapasitesi olan bir ilçemiz. Biz genelde insanoğlu hep eksik taraflarımıza bakarız ama her bir beldemizin kendine özgü güzel özellikleri var. Bu havzaya baktığımızda burası tabii ki tarımda, hayvancılıkta önemli bir potansiyeli var. Yayla turizminde önemli potansiyeli var. Biz ceviz dediğimizde biliyorsunuz Çağdemcevit akla geliyor ve bu sadece bu bölgede değil, Türkiye'de de
cevizin ana vatanı dediğimizde Çağlayıcı bunların başında gelen yerleşim yerlerimizden biri. Cevizin coğrafi tescilini almış olması çok önemli bir bu alanda tarım faaliyetleri önemli bir katkı olduğunu biliyoruz. Bu ve benzeri ürünlerimizin katma değerini artırarak oradaki hemşerilerimizin gelir seviyelerini yükseltme imkanımız var. Bu yetmez, sadece coğrafi işaret alınması. Bunun yanında kalkınma ajansımızla yaptığımız ortak projede biliyorsunuz bir ceviz paketleme tesisi çalışmamız devam ediyor. Burada da Büyükşehir Belediye'miz eş finansman koyan, yani bu projenin ortağı. Burada Çağlayıncılık Belediye'mizin bütçe imkanları sınır olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak bir ciddi katkı veriyoruz. Şimdi ilçe başkanımız söyledi. Bu ziyaretlerimizde yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcımız, gençlik kollarından arkadaşımız, kadın kollarından ve meclis üyelerimizden arkadaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla bir beraber bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bunun çok büyük anlamı var. Çünkü herkes, bizim teşkilatımızdaki her bir arkadaşımız ilçelerimizdeki durumu da görmesi, değerlendirmesi açısından bunu önemsiyor. İlçe başkanımız Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Kadın kolları başkanımız Zahide Hanım'a teşekkür ediyoruz. Gençlik kolları başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada sağ olsunlar, teşkilatımızı ayakta tutuyorlar. Gayretle çalışıyorlar. Biz de bir belediye başkanı olarak teşkilatımızla birlikte biz bir anlam ifade ediyoruz. Çünkü biz hem Büyükşehir Belediyesi, hem ilçe belediyelerimiz, hem teşkilatlarımızla birlikte üst düzeyde bir koordinasyonla bunu yürütmek zorundayız. Tabii aynı zamanda biliyorsunuz burası Cumhur İttifakımızdan, MHP'den bir belediye başkanımız var. Cumhur İttifakı'nın da ne kadar kıymetli olduğunu iki genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, aynı zamanda MHP genel başkanımızın ifadelerinde görüyoruz. Bu ittifakı korumak, geliştirmek ve bu ilkelere sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizden biri de bu olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hamdolsun aramızda hiçbir sorunumuz yok. Belediyelerimizle, teşkilatlarımızla ortak olarak bu işleri yürütüyoruz. Şimdi birazdan toplantıda ayrıntısını da vereceğim. Genel bir rakam söyleyeyim. 2019-2020 yılları içerisinde tabii ki görev geldikten sonra belediyemizle ilgili gerek mali yapısını, gerek insan kaynaklarını, gerekse ihtiyaçları toparlama, proje hazırlama süreci oldu. Hepinizin bildiği gibi dünyayı da ve ülkemizi de derinden etkileyen bir hiç görmediğimiz, bilmediğimiz bir pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Bu hepimizin hayatını etkiledi. Aile olarak biz etkiledi, esnafımız etkiledi, devletimiz etkilendi, belediye olarak biz etkilendik. Bu süreci biliyorsunuz bazı kısıtlamalarla geçirdik. Ama şuna şükrediyoruz ki gerçekten devletin ne demek olduğunu, yönetim altyapımızın, sağlık altyapımızın, yönetim becerimizin ne demek olduğunu bu süreçte gördük. Hamdolsun bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz elinden gelen gayreti fazlasıyla yaptı. Bugün itibariyle 100 milyara yakın yardım ve destekler yapıldı. Vatandaşımıza, hemşerilerimize, esnafımıza. Bu da Türkiye'nin dünyada ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesidir. Birçok yerde aşı bulamazken veya bu destekler olmazken ülkemizde hamdolsun gerçekten çok önemli bir destek devletimiz verdi. Belediye olarak biz destek verdik. Ama bu süreç hepimizin hayatında bazı kısıtlamalara neden oldu. Bu iki yıllık süre içerisinde sosyal yardımlarımız arttı, giderlerimiz arttı, gelirlerimiz düştü. İki yıl içerisinde biz toplam 300 milyona yakın bir yatırım yapabildik. Ama 2021 yılı içerisinde bu sene bu yatırım miktarımız 600 milyon civarında. Özellikle Çağlayıncılık gibi küçük ölçekte olan ilçelerimizde de biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Ve buralara daha fazla destek veriyoruz. Belediyecilik anlayışımız şu, her bir yerleşimimizin hayat standardını
birbirine yakın hale getirmek istiyoruz. Orada öne çıkması gereken yatırımlar nedir? Bunları önceliklendiriyoruz. Gönül istiyor ki bir yerleşim yerindeki bütün ihtiyaçları bir anda halledelim. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Fakat yapabileceğimiz orada ihtiyaçları önceliklendirerek bunların üzerinde bir gayretle hem teşkilatımız hem çalışma arkadaşlarımız gayret ediyoruz. İlçe başkanımız ifade etti. Ben Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri iken Çağlı Encerit ilçemizin küçük ölçekli kırsal alan olması, daha fazla desteğe ihtiyaç olmasını bildiğim için buraya iki tane damperli araç verdim. Bakın ben kendi ilçeme vermedim. Onun farkındayız başkanım, Allah razı olsun. Çağlı Encerit'e verdik. Geçen de Konya'da bir toplantımız vardı büyükşehir olarak. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza dedim ki Maraş ve özellikle Çağlı Encerit Antep için çok fedakarlıkta bulundu. Ne versek azdır. Ben bir araç daha istiyorum dedim. Sağ olsun. Fatma Şahin başkanımız, bakanımız da kırmadı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bir damperli araç daha verdik. Şimdi teslimini yapacağız. Ayrıca il başkanımız ve milletvekillerimizle Çevre Şehircilik Bakanlığımızı, bakanımız Sayın Murat Kurum'u geçtiğimiz aylarda ziyaretimizde oradan da bir kepçe aldık. Tahmin ediyorum yakında o da gelmiş olacak. O da Çağlı Encerit'imiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Bakanımıza da buradan teşekkür ediyoruz.